T24'e hoş geldiniz. Bugün Gezi davasını konuşacağız. Gezi davasındaki 16 sanıktan birisiyle kısa bir süre evvel tahliye olan, tutuklu kalmış iki kişiden birisi olan Yiğit Aksakoğlu'yla konuşacağız. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. 25 Haziran'dan beri dışarıdasınız. Evet. İçeride pek çok haksız yere aslında tutuklu olarak ya da hükümlü olarak kalanlar var. Onları da konuşuruz ama biz isterseniz direkt sizin konumuzla başlayalım. Hem 650 sayfalık iddianameyi okudum hem de sizin savunmanızı mahkeme salonuna dinledim. Orada bir cümleniz çok dikkatimi çekti. Oradan başlamak istiyorum. Bu benim hayatımda okuduğum, gördüğüm ilk iddianame. Eğer diğerleri de böyleyse hukuk sisteminin haline bir bakmak lazım gibi bir cümleniz vardı. Evet, evet. Ne hissettiniz? Önce bir iddianameyle karşı karşıya kaldığınız zaman ne hissettiniz? Tabii aslında iddianameye kadar da bir süreç var. Tabii ilk evinizde polisin basmasıyla başlayan bir tabii, süreç. Evet. Sabah 6.30'da eşimi uyandırıp sen birini mi bekliyordun bu saatte falan diye başlayan. Neyse. Dolayısıyla hani sorgudan çıkarmaya çalıştığımız aslında neyi suç olarak görüyorlar diye başlayan bir süreç var. Sonra iddianameye de aynı hızla içine dalıp ben neyle suçlanıyorum acaba? Hani burada neyi suç olarak görmüşler? Neyi nereye bağlamışlar diye birkaç kere üzerinden geçtim. Hatta onun bir öncesinde de bu iddianame açıklanınca daha metin elimize geçmeden siz de bilirsiniz. Ağırlaştırılmış müebbet talebini televizyondan duydum. O gece biraz tabii ilginç geçti. Hani duvarları seyrederek acaba hayatımızın geri kalanını burada mı geçireceğiz gibi bir endişeyle geçti. Evet. O da amatörlükten, bu konuyla ilgili deneyimsizlikten. Neyse ki ertesi sabah avukatlarımız geldi de yani bunu endişeye mahal yok dediler. Açıkçası suç aradım. Ben ne yapmışım acaba'yı aradım. İlk ve onu bulamayınca bunun neresini savunacağız? Hani neyin işte en basitinden örgüt üyesi diyor iddianamenin çeşitli yerlerinde. Benim ismimden hemen önce örgüt üyesi Yiğit Aksakoğlu diyor. Bu sefer örgütü aradık iddianamenin içinde. Herhangi bir örgüt yok. Üyeliğim o zaman nereden geliyor olmayan örgüte? O zaman ben buna üye olmadığımı nasıl ispat edeceğim eğer örgüt yoksa falan gibi. Bir sürü acayip şey aslında. Tek tek üzerimize sıçratılmış çamurları nasıl temizleriz diye işte avukatlarımızla beraber uğraştık, denedik. Aslında T24 izleyicileri ve okurları çok iyi takip ediyor iddianamesini biliyorlardı ama belki bir çıt daha geriye alıp şöyle bir bakmak lazım. Siz bir sivil toplumcusunuz ve çocuklarınla ilgili, şiddetle ilgili çalışmanızdan belediyelere kadar pek çok yerde çalışmalarınız var. Siz aslında bu bir sivil toplumcu olarak bu davaya tırnak içinde bu aslında gerçeküstü iddianameye nasıl dahil edildiğinizi belki birkaç cümleyle anlatırsanız buradan hareketle tekrar böyle adım adım gitmeye devam ederiz. Şimdi şuradan başlamak lazım herhalde. Sivil toplumun ne olduğunu, sivil toplumcunun ne olduğunu bir önce ben anneme anlatamadım zaten. Hani ne iş yapıyorsun evladım? Anne işte vakıflarda, derneklerde çalışıyoruz. İşte aradan 20 küsür sene geçti. 7 yaşında kızım oldu. Sen ne iş yapıyorsun baba? İşte çocuklarla ilgili bir şey iyi de ne yapıyorsun falan. İşin bir o tarafı var. Dolayısıyla benzer bir şeyi bu sefer mahkemede anlatma ihtiyacı doğdu. Yani ne iş yapıyoruz biz aslında? Oraya işiniz, mesleğiniz ne diye sordular. İnşaat okudum ben ama inşaat mühendisi demedim. Çünkü bir gün bile çalışmadım mühendis olarak. Sivil toplumcu dedim. Sivil toplumun temel olarak yaptığı şey aslında şeyin dışında ekonominin ve kamunun dışında kalan alanda hareket etmektir. Yani bir şey beklemez, kar amacı gütmez ama siyasi parti gibi de toplumun bütün sorunlarını çözmeye talip olmaz. Yani iktidara talip olmaz. Dolayısıyla işte savunmada da söylediğim gibi bebek ölüm oranlarını azaltalım. İşte anaokuluna kayıt şeyini arttıralım, oranını arttıralım gibi daha böyle işte ne bileyim belki böbrek hastalıklarını çözelim vesaire gibi daha tek sorun temelli ya da işte belli bir gruba karşı ayrımcılığı azaltalım gibi daha sorun temelli çalışır. Dolayısıyla da yaptığı işlerde yani bu amaca yönelik olarak araştırma yapabilirsiniz, toplantı düzenleyebilirsiniz, çeşitli farkındalık, beceri geliştirme vesaire için eğitim yapabilirsiniz. Tüm bunlar için bir nakit gerekir, yani bir ekonomik kaynak gerekir, kaynak ararsınız ya da kaynak veren kuruluşlarda çalışırsınız, bu alanları desteklersiniz vesaire. Kaldı ki siz kaynak yaratarak bu kaynakları
kamuya, belediyelere de aktardığınız örnekler var ki hani benim okuduğumdan ve sizin de savunmada dinlediğim kadarıyla siz CHP'li belediyelere de, evet, AKP'li belediyelere de, hatta meclisin bir sanıyorum bir grup başkanıyla da bir çalışmanız var. Şimdi Sudan Büyükelçisi olan bir beyefendiyle. Yani siz aslında bir genel bir çerçeve içinde sivil toplumcu olarak çocuklar üzerinde özellikle çalıştığınız, evet, çalışmaların yarattığınız kaynakları AKP'ye, CHP'ye, kim bu konuda çalışıyorsa oraları, evet, aktarmış bir STK cısınız, öyle değil mi? Doğru. Bu çocuklarla ilgili çalışma tabii son dönemde yoğun olarak çalıştığım için daha çok göründü ama son 5 senedir böyle bu vakıfta çalışıyorum. Bernard Van Neer Vakfı'nda. Evet. Ama ondan önce çeşitli projelerde kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaptım, kamu kurumlarıyla. Çünkü çözüm üretecekseniz temelde toplumsal sorunların muhatabı aslında ilgili kamu kurumudur. Evet. Eğer meclise katılımla ilgili bir sorun varsa, gençlerin meclise katılımı düşükse, o zaman meclise daha çok genci nasıl katarız diye tabii ki meclis bürokrasisiyle çalışmanız gerekir. Eğer zorunlu askerlik yapan yurttaşların kötü muameleye, işkenceye maruz kaldıkları görülüyorsa, şüpheli ölümlere rastlanıyorsa, o zaman Genelkurmay'la, Milli Savunma Bakanlığı'yla, işte Meclis İnsan Hakları Komisyonu'yla çalışmanız gerekir. Ombudsmanlık'la çalışır. Dolayısıyla hani biz bunları dışlayarak kendi içinde sivil toplum faaliyetleri yapmaya çalışmadım. Hep her zaman muhatabı kimse, onunla görüşmeye çalıştık. Son 5-6 senede çalıştığım vakıfta kentlerde özellikle 0-3 yaş ve ebeveynlerine yönelik hizmet ve altyapıyı nasıl geliştiririz diye hem teknik hem de finansal destek sağlayan bir vakıf. Dolayısıyla kente bakarken, İstanbul'a bakarken mesela dezavantajlı çocuklar nerede dediğimizde sadece CHP'li belediyelerin ilçelerinde veya mahallelerinde değil, aslında AK Partili belediyelerin mahalli. Dolayısıyla bizim burada bir ayrım yapmamız, siyasi duruşumuz ne olursa olsun mümkün değildi. Türkiye'deki siyasi konteksti hiç anlamayan Hollandalı bir vakfa bunu benim önermem gerekiyordu. Biz burada eğer dezavantajlı çocuklara ulaşacaksak, ebeveynlerine ulaşacaksak, bunu ilçe belediyeleriyle yapacaksak, bunu hem CHP'li hem AK Partili belediyelerle yapmamız gerektiğini, evet, ben önerdim. Ve onun üzerine yaklaşık 5-6 yıldır da hem teknik destek sağladık hem de hibe desteği sağladık bu belediyelere. Çünkü şu açıdan bunu altına çizmeye çalışıyorum. Sizin iddianamenizde, sizin de aranızda olduğu kişiler, hükümeti çalışamaz hale getirmek içinde bir darbe teşebbüsüyle tabii, şey yapılıyor. Ve siz aslında iktidarla da, devletle de, muhalefetin belediyesiyle de kimseye tabii ayırmadan STK tabii olarak tabii çalışıyorsunuz. Burada belki tabii burada çözüm demişken benim aklıma çözüm süreci de geliyor. Doğru. Ve sizin kurduğunuz bir diyalog ve uzlaşma derneği var. Doğru. Ve çözüm süreci döneminde siz bunu kuruyorsunuz. Evet. Ve bu da tırnak içinde kamuoyunu, toplumu bu barışı ve çözümü ilgilendirmek, evet, noktasında, evet, öyle değil mi? Evet, evet. Şunu söyleyeyim aslında Murat Bey, daha ilginci bence. Bu alanda çalışmaya başladığınızda aslında bir tane işe girip sonra 9-5 o işi yapar olarak diğer sorunlara ilgisiz kalamıyorsunuz. Dolayısıyla sadece profesyonel olarak bir işi değil, yaptığınız işle ilgili bilgi ve yeteneğinizi mümkünse başka alanlara da yansıtıyorsunuz. Asker hakları dediğim oluşum, bu zorunlu askerlerle ilgili oluşum böyle bir şeydi. Aynı şekilde çözüm süreci döneminde de bu bence Türkiye'nin önündeki en önemli demokratikleşme açılımlarından biriydi. Ve bunun başka örneklerinde gördüğümüz gibi sadece ilgili ne diyelim kurum kuruluşlar arasında imzalar atılarak işte ateşkes sağlanarak olmayacağını gördüğümüz için bir en azından hem arkadaşlarımı, bu alanda deneyimi olan arkadaşları buraya getirebilmek, hem uluslararası deneyimi biraz Türkiye'ye getirebilmek açısından bir dernek kurma girişiminde bulundum. Dediğim gibi yaklaşık 97'den beri gönüllü ve profesyonel olarak bu alanda çalışıyorum. İddianame benim en başarısız olduğum iki tane iş üzerinden aslında beni suçluyor. Bir tanesi bu Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği. Derneği kurduk, bir tane toplantı yaptık, süreç sona ere yazdı, yani eriyordu. Onun üstüne biz de yavaş yavaş çekildik. Çünkü yapabileceğimiz bir şey, o süreç devam etseydi eğer biz dernekle destekleyebilirdik. İkincisi de sormadan söyleyeyim, başarısız olan, hatta ölü doğan ikinci bir girişimde bu şiddetsizeylem.org sitesi. Yani parka geldik, gördük, işte birileri taş atıyor. Kardeşim taş atmayın dedik. Hani burada çünkü taş atmadan duran bir sürü insan var. Taş atmayacağız da gül mü atacağız bu polislere dediler. Ama gördük ki aslında şiddetsiz olarak parkta bulunanların, şiddet içermeden orada dirençte bulunanların başka türlü bir meşruiyeti var. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Hani
Türkiye'ye yaygınlaştırarak Gezi'yi derinleştirip hükümete neydi şirk koşmak gibi bir şeyle değil. Herhangi bir sivil toplum faaliyetinde aslında şiddeti olabildiğince dışlama. Toplumsal olarak şiddet diye bir problemimiz var. Yani bunu her yerde görüyoruz. Yani protestolarda vesairelerde de oluyor. Burada da yoğun olarak oldu. Acaba bunu dönüştürmeye bir katkımız olur mu diye site adını aldım. Ve sonra bir şey yayınlayamadım. İki sene sonra da sitenin adı benden de çıktı zaten. Dediğim gibi bir şiddetsizeylem.org, iki Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği bugüne kadar en başarısız olduğum sivil toplum girişimleridir. Bu ikisinden dolayı iddianame evet. Değerlendirdim. Aslında tabii sizin bir şekilde yeni tanımlamayla yeniden değerlendirmeye tabi tutulan, kıymetlendirmeye tabi tutulan bu telefon dinlemeleriniz. Evet. Bu çözüm sürecine destek olmak amacıyla kurduğunuz bu dernek sebebiyle şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi bu benim yorumum tabii ki. Çünkü o dönem biliyoruz ki bugün FETÖ diye anılan o günkü Gülenciler bu süreçle bir şekilde bozulsun diye çok çaba sarf ettiler. Evet. 7 Şubat 2012 MİT krizi bir sürü şey sayılabilir. Evet. Ve o dönem aslında bunun için çaba sarf eden insanları dinlediler. Evet. Şimdi siz aslında bir şekilde bu sürece destek olmuş, bunun için çalışmış bir insan olarak sizi dinleyip daha sonra kıymetlendirmeye sebep oldu, tutuklamaya sebep olan bu dinlemeleri yapanlar polis ve savcılarla aynı yerde herhalde Silivri'de kaldınız. Evet, yani ismini vermeyeceğim ama tesadüfen bir gün avukat görüşünde yan yanaydık bu şeylerden biriyle. Evet. Tabii ki tanımıyorum kendisini. Hani bu kadar derinlemesine FETÖ davalarını takip etmiyordum. Belki benim hani eksikliğim. Evet. Ama avukatlarım işaret edince gördüm. Evet. Aynı yerde kalıyorduk bazılarıyla. Bu tabii çok enteresan bir nokta. Maalesef. Peki şöyle bir şey var. Bu siz işiniz icabı pek çok yabancı temsilciyle, kişiyle, kurumla, kuruluşla konuşuyorsunuz. Hı-hı. Ve bunların enteresan bir şekilde altları çizilmiş. Tabii. Yani iddianamede hani bu tırnak içinde yabancı diye algılanan, düşünülen herkesle ilgili altları çizilmiş. Hı hı. Bir tırnak içinde daha devletin iriti olduğu isimler var, onlara da soracağım. Bir de sıradan sizin çalıştığınız o vakfın yöneticisi de var, Mark var değil mi? Hani Mark'ın adı çizilmiş. Evet. Şimdi önce daha sıradandan başlayalım. Mark. Olur. Hani o kim, neden bu devletin savcısını irite etmiş? Nedir oradaki nokta? Yani neden irite ettiğini kendisiyle görüşürsek, sorabilirsek belki anlayacağız ama anlamlandırabildiğim kadarıyla sadece yabancı bir isim geçmesi. Mark o zaman benim şu anda çalıştığım vakfın Türkiye sorumlusuydu. Ben de ya Hollanda'da oturduğu için ve Hollandalı olduğu için ona danışman olarak Türkiye'de ne gibi yatırımlar yapmak lazım, sosyal yatırımlar yapmak lazım. O alanda çalışıyordum. O zaman da Türkiye'de çocuğa yönelik aile içi şiddetin azaltılması ile ilgili hem bir ulusal araştırma yaptık hem de mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının durumunun iyileştirilmesi yönünde özellikle Çukurova bölgesinde çalışmalar yürüttük. Tabii Mark gelmeden önce Türkiye'ye yılda 3-4 defa geliyordu. Buradaki bütün partnerlerimizle işte toplantılar ayarlıyorum, o devam eden işleri takip ediyorum falan. Herhalde okuyana garip geldi yani Mark geliyor görüşelim falan diye 5-6 tane konuşma arka arkaya işte flash belleklerde bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Araştırma yapılmış Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet, aile şiddetinin durumu nedir? Onu flash belleğe koyalım da konferansını yaptığımız gün işte gazetecilere elden veririz ama flash bellekte bilgi dağıtıyor gibi görünüyoruz. Şeye neyse ki girmemiş, iddianameye girmemiş ama polis sorgusunda şeyler vardı. Yine çocuk çalıştığımız için bir arkadaşıma UNICEF'le ilgili dert yanıyorum. Onların zaten çok kaynağı yok. Hani bu şiddet konusuna bir şey aktaramazlar herhalde diyorum. UNICEF'ten kaynak aldınız mı diye soru sordular bana. Yani UNICEF Türkiye'nin de üyesi olduğu devletler arası bir kuruluş. Ya da daha komiği bir arkadaşım Rosa Luxemburg'la ilgili bir şeye toplantıya davet ediyor. Luxemburg'daki toplantıya gittiniz mi diye sorular. Sormuşlar. Evet. Yani akla zarar sorular. Tabii bir de meşhur isimler var. Onlar da işte Otpor, Maroviç. Onlarla ilgili de size hani iddianamede bir şekilde oraya doğru çekmeye çalışan bir nokta var. Evet. Belki o konuda da hani neydi oradaki sizin söylediğiniz veya iddianamede ne size itham edildi? Yani aslında mesele de bu. Bir şey itham etmeden edilmiyor. İsim geçiriyor. Dolayısıyla aynı şeyi 20 kere söyleyince de bir algı yaratıyor. Yani bu en bildiğimiz en eski
propaganda yöntemi aslında. Yani bana 20 kere örgüt üyesi derse metnin içinde, örgütü görmese de okuyan benim örgüt üyesi olduğumu düşünüyor bir şekilde. Dolayısıyla Ivan Marovic'i isterseniz getirmeyi düşünebiliriz diyorum. O zamanlar Hacettepe Üniversitesi'nin yürüttüğü bir çatışma çözümü programı var. Onunla da bu dernek yüzünden, programı yürüten hocayla da dernek yüzünden tanışıyoruz. Bana diyor ki şiddetsizlik dersinin hocası hasta. Buraya kimi getirsek, yani şiddetsizlik deyince aklıma o isim geliyor. Ben de onu veriyorum. Ama yani ne tanıyorum, ne arayıp konuşuyorum zaten, hani öyle bir şey yok. Ne de o derse geliyor Ivan Marovic. Ama ismini verdiğim için bu çok önemli bir şeymiş gibi yine algı üzerine bir şey var orada, evet. İddianamede. Otpor'da hakeza. Otpor ağzımdan çıkmıyor. Çıkmıyor. Kanmaz Otpor benim ağzımdan çıkmıyor. Evet. Ama tabii oradan hemen yine ilişki kurup yapıştırınca sanki ben daha şeyi belki hatırlarsınız. Bir arkadaşıma şiddetsiz eylem nedir açıklıyorum. Evet. Hani vardı ya piyano çalan adam. Evet. Duran adam. Duran adam. Ondan sonra bir şey daha söylüyorum. Şimdi hatırlamıyorum. Üç tane şey söylüyorum. İşte onlar gibi diyorum. Bu konuşmayı da dönüp dönüp yapıştırıyor. Büyük harflerle piyano çalan adamı falan söylüyor. Ki sanki ben değilim. Herhalde onu iddia etmiyor. Ama sanki onları ben teşvik etmişim gibi 20 kere görünce yine okuyan başka bir algı ortaya çıkıyor. Ama yani şey savunmalı dediğim gibi maalesef piyano çalamıyorum. Duran adam ismiyle zaten şey de var. O da ben değilim. Dolayısıyla niye bunu yapıyorlar? Anlamak mümkün, evet, değil. Aslında pek çok absürt iddianameden bir tanesi de Gezi iddianamesi sanıyorum. Ve orada sizin savunmanız sırasında kullandığınız bir metafor vardı. Hı hı. 3 yaşındaki kızınız, evladınız Leyla'nın, evet, çantasındaki aslan kitabı, evet, üzerinden. Herhalde bu sizin bu benzetmeniz çok o gün de konuşulmuştu. Belki bu benzetmenin nasıl oturduğuna iddianameyi bir kere daha burada anlatmak, tabii, isterseniz. Çünkü ben o gün hem etkilendim, hem duygulandım, hem de düşündüğüm zaman iddianamede okumuş bir insan olarak açısı hak da verdim kısmen size. Yani ben dediğim gibi ilk defa bir iddianame okudum. İlk defa Ağır Ceza Mahkemesi'nde işte ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Dolayısıyla söylemek istediğim şeyleri söylemenin de yeni yollarını bulmam gerekti. Avukatların da yardımıyla bir yandan. Bir de son dönemde yoğun olarak içerideyken de okudum ve çalışıyordum, hani çocuk gelişimi vesaire. Şimdi en temel söylediğim şey şuydu. Her çocuk 1,5 yaşında neden sonuç ilişkisi kurmaya başlar. Yani kalemi bıraktığımda düşüyor, işte masadan ittiğimde aşağıya düşüyor, kapıyı ittirdiğimde açılıyor. 1,5 yaşında kurmuş. O yüzden takıntılı bir şekilde o şeyleri tekrar eder aslında. Biz de kızarız çocuğa, evladım bırak oynama şunla falan diye. Halbuki o onu işliyor kafasına bir yandan. İlk onu söyledim. Yani iddianame maalesef 1,5 yaşındaki bir çocuğun temel becerisi olan neden sonuç ilişkisi kurmayı bile denememiş. Ya atlamış ya da zaten gerek duymamış. Bir ikincisi de 3 yaşına geldiğimizde de bakıyoruz her şey gerçek değil. Bazı fantaziler kurabiliyoruz aslında, hikayeler uydurabiliyoruz. Ve o hikayeler üzerinden de insanlarla ilişki kurabiliyoruz. Bunu söylemek lazım, daha çok kız çocuklarında görülüyor. Olanlar daha aslında koşsun zıplasın falan ama onların da bir fantazi dünyası var. Dediğim gibi ben yokken eve gelenlere kızım böyle bir hikaye anlatmaya başlamıştı. Olmayan bir çanta. İçinden bir tane kitap çıkarıyor. Yuvarlak bir kitap, evet, mavi bir çanta. Onları tanımlıyor. Ondan sonra da o kitabı açıyor ve oradan bir şeyler okuyor gelene. Aslında o ona okunduğunun şeyin yansımasını yapıyor. Yani ben de okuyabiliyorum falan demek istiyor ama iddianame buna benziyor. Yani ortada ne bir suç var, ne bir delil var. Ama işte yani birilerini bulduk. Bunlara şimdi bir şey yapıştıralım deyip raflardaki 6 yıl öncesinden FETÖ'cülerin yaptığı dinlemelerden bir şeyleri yapıştırmışlar. Büyük ihtimalle onlar da farkında, yani yazanlar da farkında ama hiçbir şey yok, hiçbir tutarlılık yok aslında. Üstüne üstlük siz bu 16 kişinin çoğunu da tanımıyorsunuz. Tabii. Hayatınızda ilk defa bu iddianamede gördünüz. Aslında her biri kamuoyunda hani saygın belgeselciler, filmciler, iş insanları ama hani bunu bir iddianame içinde yan yana koyduğunuz zaman örgüt denilen şeyin en azından bilinen hani bir haberdar olması lazım. Kaçını tanıyorsunuz? Nereden tanıyorsunuz? Şimdi bir kere isimlerin büyük kısmını sivil toplumdan, işte medyadan vesaire biliyorum, evet, aslında. Hiç tanımadığım belki bir iki kişi var. Hiç ismini dahi duymadım. Ben görüşme anlamında hani yani görüştüğünüz, sık sık buluştuğunuz. Ha, tabii yani iki kişi arkadaşımdı. Bir üçüncüsü de sektörden hani ara sıra yolumuzun kesiştiği, en son 2 sene önce bir oturup çay kahve içmişliğimiz olan bir arkadaş diyebilirim ona da.
Ama ikisi, biri özellikle daha yakın arkadaşımdı. Hem dernekte hem de derneğin etrafında yaptığımız ya da dernekten bağımsız olarak da profesyonel olarak yaptığımız işlerde beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. İşte bize ne demişler bakayım? İki tane boş boğaz foncu falan demişler. Yani çok ilginç tabii bunlar. Bunları üzücü, ilginçin ötesinde böyle şeyleri duymak bizim için üzücü. Çünkü aslında siyasi görüşlerini desteklediğimiz insanlardan böyle şeyleri duymak aslında üzücü. Dediğim gibi diğerlerini, Osman Bey'i mesela tanımıyorum. Yani tabii ki o ismini biliyorum. Aynı konferansta denk gelmişiz diye vesaire. Ki söylediniz o gün savunmanızda 35 saniyelik bir telefon görüşmesi mi? Şimdi öyle diyor iddianame. Bunun içeriği yok. Çünkü beni 26 Haziran 2016'da dinlemeye başlıyorlar. Fakat bu görüşme 2012'de olmuş ve sabit bir hatlı olmuş. Osman Bey'e ait sabit bir hatlı olmuş ve 35 saniyede olmuş. Yine aynı şekilde dönüp dolaşıp bana Osman Kavala'nın talimat ve yönlendirmesiyle diyor. Ama ne talimat ve yönlendirme var ne başka bir şey. Ama bunu benim ismimin geçtiği bölümün en başına koyarak sanki aslında bu şeyi aldığımı ima ediyor. Talimat ve yönlendirmeyi aldığımı ima ediyor. Yani yine savunmamda da söyledim. Hatta sonrasında Osman Bey'in eşine de söyledim. Tanımıyorum Osman Bey'i. Yani suç değil bu. Tanımak suç değil. Birçok tanıyanı var, seveni var. Tanımıyorum. Ama 24-25 Haziran'da ilk defa elini sıkıp göz göze konuşma şansımız oldu. O iki günden sonra keşke daha önce tanışsaymışım dedim. İzleyenler anlamayabilir. Siz tek kişilik hücrede kaldınız. Evet. 7 metrekarelik. Evet. 10 metrekarelik. Evet, evet. Değil mi? 10 metrekaredir. Yani evet. Ve 24-25 Haziran sizin aslında duruşmanızın olduğu günler. Evet, doğru. Tutukluları alırlar sizi de hücrelerinden ve aşağıda bir sevk etmek üzere bir yere götürürler ve siz ilk defa Osman Kavala ile orada karşı karşıya geldiniz, öyle değil mi? Şimdi orada da bizi ayrı tuttular önce. Öyle mi? İlk defa ringde aslında bir araya geldik, kelepçeli bir şekilde. Sonra duruşma günleri boyunca ister istemez yukarıda ve aşağıda beraber vakit geçirdik, hani o aralarda falan. Evet. Aşağısı nezarethanedir Silivri'nin, orada tutulurlar, sonra yukarıya mahkemeye çıkartılırsınız. Kolunuzda iki tane jandarma olur. Kelepçesiz. Evet. Ve tekrar aşağı indirilirsiniz. Siz Osman Kavala ile orada ilk defa şey yaptınız. Tabii siz iddianameyi okudunuz aynı zamanda. Yani hani Osman Kavala aslında hani sosyal konularda, sivil toplum konularında çok çalışmış bir insan. Okuduğunuz zaman Osman Kavala'ya itham edilen bir sürü suç diyelim bunu, öyle iddianamedeki geçen şekliyle çok havada kalmıyor mu sizce? Yani iddianamenin havada kalmayan bir yeri tarafı var yok mı diye başlamak lazım. Evet. Yani benim arkadaşım olan İnan Çekmekçi mesela iki sayfa bir yerde geçiyor ve sadece bir yerde iletişim koordinatörü bir şey demişiz, birisi demiş falan filan diye ekleyivermişler. Yani gözaltına alınan ilk grupta yoktu vesaire. Dolayısıyla hani Osman Bey'den başlayarak 16'mız için aslında her birimiz için havada kalan bir sürü garip şey var. Evet. Ama burada hani söylemeden geçemeyeceğim. Sizin başlamadan önce dışarıda söylediğiniz şey çok doğru. Yani sevincimizden utanıyoruz. Özgürlüğümüzden. Evet. Özgürlüğümüzden evet, utanıyoruz. Evet, evet. Biz o iki günü beraber geçirdikten sonra Osman Bey'le saat 7'ye 5 kala hakimin kararını beklerken ikimiz de aslında geri döneceğimizi, işte kekik var mı sende demişti, kekiği bitmiş, ben de zeytin yaptım, sen bana kekik atarsın, ben sana zeytin atarım falan gibi şeyler konuştuk. Aşağı indiğimizde ondan sonra ben tahliye edilmiştim, o edilmemişti. Yani bu gerçekten çok üzüldüm. Sadece iki gün tanıdığım için çok üzüldüm. Yani çok ağır bir zulüm olduğu için çok üzüldüm. Daha ağırını da söyleyeyim, aynı ringle geri döndük. Onu kelepçelediler, beni kelepçelemediler. Yani neredeyse beni de kelepçeleyin diyecektim. Yani ne fark eder yani? Yani bu çok üzücü bir şey yani. Evet. Tabii aslında bu dava 5 sene evvel görülmüş ve 33. Asliye Ceza Mahkemesi herkese beraat ettirmiş idi. Ve tekrardan işte bu eski konuşmalar, kıymetlendirmeler, hedef göstermelerle öyle bir noktaya doğru geldi. Şimdi aslında şöyle bir şey de konuşmak lazım. Çok çabuk geçiyoruz ama Silivri zor bir yer. Silivri tutuklu, Silivri'de pek çok siyasetçi, gazeteci, hukukçu, STK temsilcisi, iş insanı kalıyor ve zor bir yer. Ve siz 7 ay boyunca 10 metrekarelik bir alanda tek başınıza kaldınız. Evet. Nasıl geçiyordu o zaman? Ne yapıyordunuz?
Yani çıktıktan sonra okudum, travmatik durumlara adapte olmanın böyle bir 50 günlük yaklaşık bir süreci varmış. Sanırım benim de o kadar sürdü. İlk 50 gün hani buradan nasıl çıkacağım, ne zaman çıkacağım vesaire diyordum. Bugün de bir avukat gelse de şu kapının dışına çıksam falan diyordum. Sonra bir rutin oturttum. Baktım bu iş böyle olacak gibi değil. Hani evet, saatlik yapacağım şeyler vardı. Son günlerde işte avukat geldi dediklerinde hay Allah tam da bilmem ne saatinde şimdi bütün düzeni bozdular falan gibi. İlk günden beri hep aynı şeyi söyledim. Orada zaman geçiyor ama ne zaman çıkacağınızı düşünmeden an geçmiyor. Sabah kalktığınızdan akşam yatana kadar sürekli acaba ne zaman çıkacağım diye düşünüyorsunuz. En ufak bir haber maalesef mantıki ve hani hukuka dayalı bir süreç olmadığı için en ufak bir haber sizi umutlandırabiliyor ya da umudunuzu tamamen kırabiliyor dışarıda olan bitenlerle ilgili. Dolayısıyla herhangi birinin tahliyesi, tamamen alakasız birinin tahliyesi önünüze bir kapı açılmış gibi hissettiriyor. Yeni gözaltılar, yeni tutuklanmalar, üzerinize yeni kapılar kapanmış gibi hissettiriyor. Ve yani çıkınca da aynı şeyi söyledim. Ben hani burada üzerimize bir çamur bulaştı. Hani bu bize olacak iş değil. Yani herkesin mutlaka bir şeyi vardır. Bize de tesadüf etmiştir falan halindeydim. Ama hikayeleri dinledikçe maalesef aslında yalnız olmadığımı gördüm. Yani orada ismini vermeye gerek yok ama kamuoyunu meşgul eden siyasi birçok davayla ilgili, en büyükleriyle ilgili bile büyük haksızlıklar var aslında. Evet, Türkiye işte bu haksızlıkların çok fazla yaşandığı maalesef ve ne yazık ki pek çok insanın olumsuz tecrübelerle cezaevlerinde kaldığı bir süreci yaşıyor. Kitap okuyordun Ziyade Yoğun için, kitap okunuyor en çok orada. hiç sağlığınızla ilgili problem yaşadınız mı içeride? Yok, hayır, yani çok önemli bir şey yaşamadım. Bir kulağım çınlıyordu. Onu da herhalde psikosomatik falan diye ama biliyorsunuz hastaneye gitmek şöyle ikilemde bir tarafı var. Yani tecritte olduğum için insanla konuşamıyorum. Hastaneye gittiğinizde sizi bir nezarete kapatıyorlar. İnsan dolu. Orada bir sohbet etme şansınız oluyor. Hani eğleniyorsunuz hiç olmazsa. Ama kelepçeyle götürüyorlar falan. Hani böyle gitmekle gitmemek arasında zorunda kalmadıkça hastaneye gitmek istemedim. Evet. Gittiğinizde de sohbet ediyorsunuz ama orada kimse tahliye olmadığı için dönüşünüz yine psikolojik olarak umutsuzluk aslında getiren bir şey. Biz bir süre daha buradayız hissi uyandıran şey. Hani aslında kendinizle mücadele ediyorsunuz. Kitap okumayı da ikiye ayırmıştım. Gündüzleri işle ilgili işte böyle daha bilimsel şeyler okumaya çalışıyordum. Akşamları da roman vesaire gibi şeyler okuyarak çeşitlendirmeye çalışmıştım. Biri 3, biri 7 yaşındaki tane çocuğumuz evet, var. Evet. Leyla ile Deniz değil mi? Bravo, evet. Onlar hem süreç ne hissettiler hem de tahliye olduğunuz günü, anı, akşamı bir şöyle bir anlatır mısın? şimdi başta tabii ne kadar süreceğini bilmemek sadece benim için değil, dışarıdaki herkes için de bir işkence aslında. Yani acaba hani her telefonumda ne zaman geleceksin? Her ziyarete geldiklerinde ne zaman geleceksin? Şimdi bunu 7 yaşında bir çocuğa ya da 3 yaşında bir çocuğa açıklamak çok zor. Onun için sağ olsun çok sevdiğimiz pedagoglarla, arkadaşlarımızla çalıştık. Onlar destek oldular. Yani onların dışında da zaten çok büyük bir grup, birçok insan hayatımın çeşitli dönemlerinden koşup gelmişler. Eşime, çocuklarıma destek olmuşlar. Hepsine bir kere daha teşekkür etmek isterim. Onlar önce bir yerde tutuluyor baban. Hani bir süre orada kalması gerek. Bir karışıklık var. Onu çözünce gelecek falan gibi açıklamışlar. Fakat işte 7 yaşındakine bir gün okulda bir arkadaşı baban hapiste demiş. O zaman dönüp annesine babam ne suç işlediği için hapiste demiş. Bir geldiğinde ben açık görüşlere gelmelerini sadece tercih ettim çocukların. Çünkü kapalı zordur. Yani evet camın dokunamaz. Arkasından telefonla tek tek falan hani o da ayrı bir işkence olacaktı onlara. Onun için tercih etmedim. Onu da bilirsiniz hani açık görüş gününü beklersiniz. Evet. Bir ay boyunca gelir, bir saat sonra biter. Ve tek başınıza ayrılması yine odaya zordur. Dönersiniz. Evet. Evet. Bu bana hissettirdiği, onlara kim bilir ne hissettiriyordu. Zor bir şey, evet. Yani böyle İngilizce'de tearjerker diye bir laf vardır, öyle olmak istemeden söylemek lazım. Ben ne yaşadıysam yaşadım, biraz daha da orada kalınabilir. Hani bunu gördüm, orayla mücadele ettim. Kalanlar da var. Tabii. Dik bir şekilde. Tabii ki. Yani işte Osman Kavala, Sert Demirtaş 3 yıldır kalıyor, evet, pek çok evet, kalan arkadaşlar. Evet, evet, onlar benden çok daha güçlüler bence bu anlamda. Ben hani çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama 3 yaşındaki kızım manyetik kapı görünce AVM kapısında ayakkabılarını çıkarıyormuş. Evet. Yani bunu ona
Niye yaşattılar? Bu evet hakikaten. Bunu onun beynine 3 yaşında niye kazıdılar? Kazınıyor çünkü bu tür duygusal travmalar maalesef hepimizin beynine olduğu gibi çocukların beynine kazınıyor. Niye yaptılar bunu? Türkiye'nin zor süreçleri, zor ve komik iddianameleriyle özgürlükleri çalınan evlatları, aileleri, anneleri, kesinlikle, babaları duygusal olarak şoka uğrayan bir süreç. 6-8 Ekim'de yeni duruşma. Evet. Osman Kavala için hakikaten uzunca bir süre daha orada olması anlamına geliyor ama herhalde bu iddianamelerle ilgili çok da uzak olmayan bir gelecekte bunların ne kadar fazla komik iftiralarla dolu, sizin deyimizde kurgusal şeyler olduğu anlaşılacak. Geriye sanıyorum bu yaşananmış olan sıkıntılar ve üzüntüler kalacak ama herhalde bu dönemdeki bu mücadele, yani demokrasi için mücadele de belki de insanların bir şekilde bir onur madalyası olarak kalacak. Siz şeyi de söylediniz, arkadaşlar hiç beni yalnız bırakmadılar diye, herhalde o arkadaşlar da hiçbir zaman unutulmayacak. Yok, kesinlikle. Yani 20 yıl öncesinden çıkıp gelen arkadaşlarım, yılda bir iki defa görüştüklerim, çıktığımdan beri gün aşırı görüşüyorum. Hani onlara başka türlü bir gönül borcu hissediyorum ve içeride bana en çok güç veren şey oydu. Yani birileri olduğunu duymak, eşimden, arkadaşlarımdan, mektuplardan vesaire neler yaptığını duymak, ama duyduğum bana gelen olan bitenin onda biriymiş. Yani bu kadar büyük bir dayanışmayı hak edecek ben ne yaptım bu insanlara diye dönüp dönüp kendime sordum. Çok kıymetli kısmı o. Ama yani aracınızla şunu söylemekte de fayda var. Duruşma günleri orada olmak önemliymiş. Evet. Bir günah çıkartayım. Bundan önce duruşmaya gitmemiştim. Siyasi davalara gerekli özeni göstermemiştim. Bunu elimden geldiğince kişisel olarak yapacağım. Ama o gün orada ilk gün 24-25 Haziran'da bütün yalnızlığınızdan sonra Osman Bey'in röportajında da vardı, Şirin Payzın'ın röportajında vardı. O çok başka bir his. Herkes burada, benim için gelmiş. Evet, yalnız değilim. Gelmek, yalnız değilim. Yalnız değilim hissi çok başka bir his. Bunun azalmaması gerekiyor. Osman Bey'i, yani görüşlerine katılmasanız bile yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Tanımasanız da yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir haksızlık var. Evet, Yiğit Bey, hukukun mahallesi yok. Hukuk herkes için. Bravo. O görüşü, fikrini, duruşu ne olursa olsun. Şöyle bir umutla bitirmek istiyorum ben sizinle ilgili. Siz bir sivil toplumcusunuz. Cürtler üzerine çok çalışmalarınız var. Özellikle onlarla ilgilendim. Umarım sizi buralarda bu sivil toplumcu kimliğinizle ağırlayabiliriz. Umarım siyasetçileri, haksız yere girmiş siyasetçileri burada siyasetçi kimliğiyle ağırlarız. Umarım Osman Kavala'yı, başka arkadaşları, iş insanları kimliğiyle ağırlarız ve fikirlerimizi çarpıştırırız. Evet. Bu tip hikayeleri inşallah bir daha konuşmayız diye umut etmek istiyorum ama ben umutluyum. İnşallah ben Türkiye'ye günler görürüz. Kesinlikle, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, Yiğit Aksakoğlu'yla konuştuk. Teminat'ta kalmaya devam edin. İyi günler olsun.